Merhaba değerli öğrenciler, bugünkü videomuz 1. Dünya Savaşı. 1914 yılında başlayıp 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'nı bu videomuzda ayrıntılı biçimde animasyonlarla öğreneceğiz. Öncelikle savaş öncesi Osmanlı'nın durumuna bakalım. Osmanlı'yı siyasi olarak bu dönemde etkileyen 4 tane olay var. Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik fikir akımı ayaklanmalara sebep olmuştu ve azınlıklar Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya başlamıştı. Osmanlı toprak kaybediyordu. 31 Mart olayı gençler 1909 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında çıkan olaylardı. Haftalarca süren karışıklıklar olmuştu İstanbul'da, başkentte ve hareket ordusu bastırmıştı bunu. İşte bu olaylar devam ederken gençler Osmanlı Devleti Girit, Bosna Hersek, Bulgaristan gibi böyle büyük bölgeleri kaybetti. Trablusgarp Savaşı ile Libya'yı İtalya'ya vermek zorunda kaldık. Balkan Savaşları sırasında da yine toprak kaybettik. Ekonomik olaylar, sanayi inkılabı sonucu ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı Osmanlı topraklarının Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmesine sebep olmuştu. Kapitülasyonlar gençler, kapitülasyon ekonomik ayrıcalık demek. Osmanlı Devleti böyle büyük devletlere, İngiltere, Fransa gibi ekonomik ayrıcalıklar vermeye başlamıştı. Bu ekonomik ayrıcalık gençler şu şekilde oluyor. Mesela İngiltere, Fransa Osmanlı Devleti'ne ürettiği ürünleri getiriyor. Osmanlı bunlardan gümrük vergisi alıyor. Bunlardan gümrük vergisini az almaya başlamış. 5 lirayken standart 2 lira almaya başlamış. O aradaki 3 lira zamanla Osmanlı'nın ekonomisini bozmuş. Kapitülasyonlar sonucu Osmanlı'da milli ve bağımsız ekonomi politikası kaybolacak ve Avrupa'dan borç alır hale gelmiş Osmanlı. Aldığı borcu da ödeyememiş. Bunun sonucunda Avrupalılar Genel Borçlar İdaresi anlamına gelen Duyun-u Umumiye adlı idareyi İstanbul'da kurmuş ve Osmanlı'nın gelir kaynaklarına el koymuş. Avrupa'nın durumuna bakalım savaş öncesi. Avrupa'yı siyasi olarak etkileyen en önemli olay Fransız İhtilali. Özellikle Balkanlar bölgesinde bulunan irili ufaklı devletler Fransız İhtilali'nden olumsuz etkilendi ve azınlık ayaklanmalarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Ekonomik olayların başında sanayi inkılabı var. Ham madde ve pazar arayışı bu sömürgecilik yarışına sebep olacaktı ve Avrupalı büyük devletler arasında gençler kavgaya, soğuk savaşa sebep olacaktı. Bu büyük devletler yani burayı ben sömüreceğim, burayı ben yiyeceğim, burayı sen yiyeceksin şeklinde gençler ekonomik menfaat kavgası başlamıştı yani. Şimdi savaş öncesi Avrupalı devletleri tek tek ele alalım. Almanya siyasi birliğini geç tamamlayıp Avrupa siyasetine dahil olmuş, sofraya sonradan gelmiş yani Almanya ve sofrada kendine iyi bir yer istiyor. Stratejik güzel bir yere oturmak istiyor. İngiltere ile rekabete giriyor. İngiltere ile Almanya arasında gençler bir soğuk savaş var. İngiltere'nin birçok sömürgesi var. En güzel yemekleri İngiltere yiyor. En güzel yerlere o sahip. Almanya'da gençler bunlara göz dikmiş durumda. İtalya yine geç tamamlamış birliğini ve sömürge elde etmeye çalışıyor. Sofrada kendine bir yer elde etmeye çalışıyor. İngiltere güneş batmayan ülke adıyla gençler meşhur olmuş o dönemde. Dünyanın o dönemdeki süper gücü, bir numarası diyebiliriz. Çok büyük bir sömürge devleti İngiltere. Bakın gençler, bakın Kanada'yı, Güney Amerika kıtasının belli yerlerini, Avustralya kıtasının tamamını, buradaki Malezya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Hindistan, bakın burada Mısır, Afrika'nın yarısı hemen hemen İngiltere buraları kolonileştirmiş, sömürüyor buraları. Dünya, o yüzden güneş batmayan ülke diyorlar İngiltere'ye. Uzak Doğu sömürgelerini de korumaya çalışıyor gençler. Kimden? Almanya'dan ve rakip devletlerden yani. Çünkü onlar göz dikmişler bunlara. Arapları da Osmanlı'ya karşı dolduruyor, kışkırtıyor İngiltere. Çünkü Araplar gençler, Arabistan, Irak, bunlarda petrol var. Bu petrol, bunları elde etmek için İngiltere Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Osmanlı'dan ayrılın siz diyor. İslamcılık fikir akımı da bu sebeple çökecek zaten. Fransa yine İngiltere ile beraber hareket ediyor. Fransa'nın da sömürgeleri var. O da sömürgelerini korumaya çalışıyor. Rusya Panslavizm düşüncesiyle Slav ırklarını bir araya getirmeye çalışıyor. Panslavizm dediğimiz gençler bu sarı ırk, Ruslarla aynı ırktan olan bu mavi gözlü sarı ırka Balkanlardaki Slav ırkları deniyor. Bunları İstanbul merkezli bir devlet kurup böyle büyük bir Slav imparatorluğu kurup bir araya getirmek istiyor Rusya. Buna Panslavizm diyoruz. Bu sebeple Rusya Balkanlardaki bu İsyanları gençler daima desteklemiş, bize karşı kışkırtmış Balkan devletlerini. Ve sıcak denizlere inmek istiyor Rusya. İstanbul'u ve Boğazları alıp oradan Ege Denizi'ne, Akdeniz'e inme düşüncesi var. Tabi Rusya gençler buz gibi soğuk, Sibirya falan. Sıcak denizlere inelim diyor. Yani mis gibi Ege, deniz, kum, güneş, faydalanalım düşüncesi var yani. Şimdi bloklara bakacağız. Savaş öncesi oluşan gruplar gençler. İtilaf devletleri dediğimiz bir grup var. Bir de ittifak devletleri var. İtilaf devletlerinin başını İngiltere çekiyor. Bunun lideri İngiltere. Sonra Fransa, Rusya. Bu şekilde bir grup oluşmuş gençler. Bunlar İngiltere'nin liderliğinde. İngiltere bunları gençler yönlendiriyor. Burada ise Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu var. Bir de İtalya var. Bu grubun başına da Almanya çekiyor. İtalya gençler ne yapacak? Bu grubu satacak. İtilaf devletlerine geçecek. Niye? İtilaf devletlerinin kendisine Ege bölgesinde gençler Antalya, Muğla civarını vaat etmesi, yine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun belli bölgelerini de İtalya'ya vaat etmesi üzerine İtalya bu gruptan ayrılıp İtilaf devletlerine geçecek. Burada gençler Osmanlı Devleti savaşa sonradan dahil olacak. Savaşta en başta Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu beraber hareket edecek. Osmanlı sonradan katılacak. Savaşın genel sebepleri var. Bir de özel sebepleri var. Bunlar gençler sınavlarda bu şekilde çıkabiliyor. Hangisi özel sebeplerden biridir diye. Genel sebeplerin başında Fransız İhtilali var. Fransız İhtilali savaşın siyasi sebebi. Milliyetçilik fikir akımı sonucu ortaya çıkan azınlık isyanları gençler savaşın en önemli tetikleyici sebeplerinden olacak. Sanayi İnkılabı gençler en önemli sebep dendiğinde ama gençler Sanayi İnkılabı'nı yapın mutlaka. Sanayi İnkılabı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı, ekonomik rekabet. Bu 1. Dünya Savaşı'nın en temel sebebidir. Sanayi İnkılabı ekonomik bir sebep, sömürgecilik yarışı, ham madde ve pazar arayışı savaşın gençler en temel sebebi olacak. Bloklaşmaya sebep olacak bu da gençler. Gruplar oluşacak. Herkes siyasi ve ekonomik menfaatine göre bir gruba dahil olacak. Yani artık gençler bu gruplaşmalar olmuş. Hani böyle okullarda falan bazı yerler olur ya yani. Bu şöyle gruplaşmalar olmuş ve bu gruplar arasında da böyle bir soğuk savaş var aralarında. Ayrıca silahlanma yarışı başlamış bloklaşmayla beraber. Yani artık herkes gençler sokağa çıkarken belinde silahla böyle geziyor. Her an yani savaş çıkabileceğini artık herkes tahmin ediyor. Bu yani. Özel sebepler başında İngiltere ve Almanya arasındaki rekabet geliyor. Ekonomik rekabet. Almanya İngiltere'nin gençler güneş batmayan bir ülke olmasından yani dünyanın yarısını sömürüyor neredeyse. Almanya bunlara göz dikmiş durumda. Sonradan gençler Almanya sanayileşmiş ve bu rekabette gençler sofrada kendine yer istiyor. İngiltere'de bunları gençler paylaşmak istemiyor tabii ki. İkinci sebep Alsace-Lorraine bölgesi. Alsace-Lorraine bölgesi kömür yatakları bulunan bir bölge. İngiltere ile Fransa'nın arasında tam sınırda bir yer burası. Bu bölgeyi Almanya Fransa'nın elinden almış. Bu sebeple Fransa ve Almanya arasında düşmanlık var. Panslavizm düşüncesi Rusya'nın Slav ırklarını bir araya getirip büyük bir Slav imparatorluğu kurma düşüncesi. Savaşın başlaması gençler. Evet, savaşı başlatalım artık. Avusturya-Macaristan kralının oğlu Ferdinand Sırbistan ziyareti sırasında bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülüyor. Bakın gençler Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik fikir akımı Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri demiştik. Bakın bir Sırp milliyetçisi Ferdinand'ı öldürüyor. Ferdinand ve eşini. Burası karışacak, vaziyet alın. Böylece gençler Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açıyor. Artık gençler söz bitiyor, soğuk savaş bitiyor, artık silahlar konuşmaya başlıyor. Sıcak savaş başlıyor artık. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş açması üzerine Rusya Avusturya-Macaristan'a savaş açıyor. Sırbistan diyor benim adamım diyor. Sen nasıl diyor benim adamıma silah çekersin diyor, savaş açarsın. Rusya bunlara savaş açıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla beraber hareket eden Almanya da Rusya'ya savaş açıyor. İngiltere ve Fransa tabii müttefikleri olan yani gençler dostları olan Rusya'ya savaş açılması üzerine İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş açıyor ve gençler ortalık birbirine karışıyor. Dünya Savaşı başlamış oluyor. Osmanlı'nın savaşa girmesine bakacağız şimdi. Osmanlı Devleti savaşa niye girdi gençler? Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi var. Çünkü son dönemlerde çok toprak kaybettik. Balkanlarda kaybettik, Orta Doğu'da kaybettik. Bunları geri alma düşüncesi var. Yani acaba diyor, yani bu savaşa girip biz kazanan tarafta olursak kaybettiğimiz toprakların bir kısmını belki alırız düşüncesi. İkinci sebep, siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Yani ittifak arayışı içinde Osmanlı. Şimdi Osmanlı Devleti başta İtilaf devletlerine, yani İngiltere ve Fransa'ya yakın duruyor. Onların grubuna katılmak istiyor. Bakıyor yani bu adamlar, bunlar belalı adamlar, güçlü, süper güç, güneş batmayan ülke falan. Ben diyor yani bunlara yakın durayım, onların grubuna katılayım diyor. Ama İngiltere ve Fransa kabul etmiyor Osmanlı'yı. Osmanlı'yı gençler kovuyorlar. Çünkü onlar Osmanlı Devleti'ni aralarında paylaşmışlar. Osmanlı Devleti'ni yemeyi düşünüyorlar zaten. Yani zaten yemeyi düşündüğümüz adamı neden grubumuza alalım diyor yani. Osmanlı Devleti'nin herkes bağımsız, gençler tarafsız olmasını istiyor. Tarafsız, savaşa girmesin, tarafsız şekilde dursun diyorlar. Çünkü Osmanlı'nın gençler çok jeopolitik önemi var. Boğazlara sahip, Karadeniz, Ege, Akdeniz, bak bunlarla çevrili bir ülke. O yüzden tarafsız kalmasını istiyorlar Osmanlı'nın. O yüzden Osmanlı savaşın en başında bir tarafsız bir şekilde duruyor. Fakat siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir gruba dahil olmak istiyor. İngiltere ve Fransa kabul etmiyor. Bu yüzden Osmanlı Almanya'ya yakınlaşmaya başlıyor. Üçüncü sebep, kapitülasyonlardan kurtulmak. Bu savaş hengamesi arasında Osmanlı, yani biz yenen tarafta bulunursak diyor, kapitülasyonlardan da kurtulurum diyor. Yani ekonomiyi bozuyor çünkü. Bu ekonomik sebep gençler. Şu ikinciye siyasi diyebiliriz. Birinciye de yine siyasi diyebiliriz. İttihat Terakkicilerin, yani İttihat Terakki Derneği'ne, cemiyetine üye olan o dönemki devlet adamlarının, generallerin ve komutanların Alman hayranı olması. Mesela Enver Paşa bir general. Enver Paşa bu Alman kralı 2. Wilhelm gibi yapmış bıyıklarını böyle yukarı doğru. Bu tip hayranlıkları, Almanların savaşı kazanacağını, şu Alman teknolojisine böyle Mercedes, Audi, Porsche falan var. Almanlara böyle bir gençler bir hayranlık var yani. Almanya peki Osmanlı'yı niye yanına aldı? İngiltere ve Fransa kabul etmezken. Almanya gençler, bir, Osmanlı'nın ordusundan, çok askerimiz var çünkü gençler, ve ham madde gücünden faydalanmak istiyor. Osmanlı yeraltı kaynakları var, ham madde, asker çok, bundan faydalanmak istiyor. İkincisi, İngiltere'nin ve İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine ve Rusya'ya giden yolunu kapatmak istiyor Almanya. Nasıl kapatacak? Şimdi Osmanlı'yı savaşa sokarsan, bak buradan boğazları kapattırdığında, buradan da gençler Süveyş kanalını kapattırdığında İngiltere'nin buradaki yolunu kapatmış olursun. İngiltere uzak doğuya gidemez buradan. Hindistan'a, Yeni Zelanda, oralara gidip İngiltere ne yapıyor? Köle getiriyor, asker getiriyor. Bunu engellemiş olursun. Buradan da boğazları kapattırırsın. İngiltere'nin buradan geçip Rusya'ya yardım etmesini engellemiş olursun. Almanya bunu düşünüyor. 3. Almanya savaşı geniş bir alana yaymak ve Avrupa'daki savaş yükünü azaltmak ve rahatlamak istiyor. Çünkü Avrupa'da Fransa, Rusya ve İngiltere ile aynı anda savaşmak zorunda kalıyor Almanya. Ve bundan yoruluyor, yıpranıyor yani. Osmanlı'yı savaşa sokarsam diyor yeni cepheler açılır ve ben rahatlarım diyor. İngiltere, Fransa, Rusya askerlerin bir kısmını buraya kaydırır diyor. Yani Osmanlı'nın, bak sınavda bunu veriyor gençler. Bu Osmanlı'nın hangi yönünü gösterir diyor. Osmanlı'nın jeopolitik önemini, coğrafi konumunu gösterir bu. 4 de dini sebep gençler, halifelik. Osmanlı padişahları halife sıfatında kullanıyor. Müslümanların dini başkanı. Şimdi Osmanlı padişahı diyor, Almanya'da şöyle düşünüyor. Halife sıfatıyla Osmanlı padişahı bütün Müslümanları İngiltere, Fransa'ya karşı cihada çağırırsa, mücadeleye çağırırsa diyor, Arapları ben İngiltere'nin elinden alırım. Arapları ve bütün Müslümanları İngilizlere karşı kullanmış olurum diye düşünüyor. Halifelik sıfatından faydalanmak istiyor Osmanlı'nın. Osmanlı'nın savaşa girmesine gençler şimdi olayı bakacağız. Hangi olayla girdi? Gençler, Almanların Goeben ve Breslau adlı iki gemisi Akdeniz'de İngiltere ve Fransa'dan kaçıyor. Bu kaçan iki gemi Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Bakın buradan Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul'a geliyor, başkent İstanbul'a, Osmanlı'ya sığınıyor. Bu iki gemiyi Osmanlı koruyor ve bunlara Osmanlı bayrağı çekiyor. Yavuz ve Midilli isimleri veriliyor bu gemilere. Ve bu iki Alman gemisi buradan İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e çıkıyor ve Rus limanlarını bombalıyor. Patladı. attı bu bombayı? Böylece Rusya bize savaş açıyor. Ve biz savaşa girmiş oluyoruz. Bizim savaşa girmemizle bir, savaş geniş bir alana yayıldı. Yeni cepheler açıldı. Dünya Savaşı'nın süresi uzadı. Almanya rahatladı. Cephe, gençler, yeni cepheler açılınca Almanya orada aynı anda 3 ülkeyle savaşmak zorunda kalıyordu. Böylece onlar askerlerin bir kısmını bu yeni cephelere kaydıracak. 4. Rusya'nın işi zorlaştı. Çünkü bak, Rusya'ya komşu olan bir ülke savaşa girmiş oluyor. Osmanlı savaşa giriyor. Şimdi savaştığımız cephelere bakacağız. Kafkas cephesi, gençler, Ruslara karşı açtığımız bir taarruz cephesi, hücum cephesi. Burada Doğu Anadolu'da. Ve ilk, gençler, ilk taarruz cephemiz, ilk açtığımız cephe Suriye cephesi, İngilizleri durdurmak için açılan bir savunma cephesi, müdafaa. Irak cephesi, İngiltere açtı bunu, Irak petrollerini ele geçirmek için. Kanal cephesini yine biz açtık, taarruz cephesi. Buradan Mısır'ı ve Süveyş kanalını İngilizlerden geri almak için açtık ve yenildik burada. Çanakkale cephesi kesin zafer kazandığımız tek cepheydi. İngiltere ve Fransa açmıştı bu cepheyi, savunma cephesiydi. Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri. Bunlar gençler doğrudan savaşmadığımız fakat yardımcı kuvvet gönderdiğimiz, müttefiklerimize, dostlarımıza yardım gönderdiğimiz cephe. Sınırlarımız dışında bir cephe bu. Hicaz-Yemen cephesi. Bu da gençler İngilizlere ve Araplara karşı açılan bir cephe, savunma cephesiydi. Hicaz-Yemen cephesi ümmetçilik, yani İslamcılık fikir akımının iflas ettiği cepheydi. Çünkü Araplar Arap milliyetçiliği yaparak İngiltere ile beraber olup bize karşı savaştı gençler. Araplar Müslüman, biz de Müslümanız, bak Osmanlı da Müslüman. Ama Araplar gençler bunu dikkate almadılar. Araplar Hristiyan olan İngilizlerle beraber bize karşı savaştılar. Şimdi Kafkas cephesini gençler ayrıntılı biçimde inceleyelim. İlk taarruz cephemizdi. Taarruz hücum etmek, saldırmak demek gençler. Amaç neydi burada gençler? Neden açtık biz bu cepheyi? Rusya'ya karşı açtık bunu. Amacımız bir, Orta Asya Türkleriyle Anadolu'yu birleştirerek gençler büyük bir Türk devleti kurma düşüncesi vardı. Özellikle Enver Paşa'nın böyle bir düşüncesi vardı gençler. İkinci sebep, Almanların Bakü petrollerini istemesi. Bakü gençler Azerbaycan'ın başkenti. Bak, Azerbaycan burada bir devlet. Petrol rezervi çok. Almanlar bu Bakü petrollerini gençler istiyordu yani. Bunları elde etmek için gençler açılmasını istedi. Onlar da destekledi yani. Şimdi bu cephede önce gençler Enver Paşa gidecek buraya. Enver Paşa burada 90 bin askerimizi soğuktan, açlıktan, gençler hastalıktan, askerlerimizin şehit olmasına sebep olacak Enver Paşa. Çok büyük yanlış strateji yapacak. Aralık ayında gençler Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 90 bin askerimiz Ruslara karşı tek bir kurşun atamadan soğuktan dolayı gençler donarak şehit olacak. Enver Paşa'dan sonra gençler buraya kim gidecek? Mustafa Kemal Atatürk gidecek 1916 yılında. Ve Mustafa Kemal Atatürk burada gençler Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasını sağlayacak. Doğu Anadolu gençler Rus işgaline, Rus istilasına uğruyor. Şimdi Enver Paşa'dan sonra Mustafa Kemal Atatürk gelmeden önce buraya. Ve burada Ruslar gençler Kars, Ardahan, Batum, Erzurum buraları gençler ta Muş, Bitlis'e kadar alıyor. Doğu Anadolu'nun hemen hemen birçok yerini Ruslar alıyor. Mustafa Kemal Atatürk gelince Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Rusları durduruyor. Ve gençler bu cephe şöyle kapanıyor. 1918 yılında gençler Brest-Litovsk anlaşmasıyla kapanacak bu cephe. Şu şekilde Rusya'da gençler ekonomik kriz çıkacak. Rusya'da ekonomik kriz çıkmasıyla beraber Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kalacak. İç karışıklıklar olacak. Yönetim değişecek orada. İhtilal olacak. Devrim olacak Rusya'da. Yönetim değişecek. Rusya bundan dolayı Dünya Savaşı'ndan çekilecek. Brest-Litovsk anlaşmasıyla da gençler aldığı yerleri Kars, Ardahan, Batum bunları bize geri verecek. Gençler bu cephede bir de şöyle bir önemli bir olay var. Bu da denemelerde, yazılıda çok karşınıza çıkar. Tehcir kanunu diye bir olay var. Sevk ve İskan Kanunu diğer adı. Gençler 1915 yılında Doğu Anadolu Rus istilasına, işgaline uğrayınca biz burada Ruslarla uğraşırken Ermeni çeteleri Türk köylerini basarak masum vatandaşlarımızı katledecekler. Ve devlet burada Ermenilerin bir kısmını bu olaylar olunca sürgün edecek. Nereye? Irak ve Suriye. Oraya gençler burada olaylara karışan Ermenileri, Ermeni çetelerini Osmanlı Devleti bu çıkardığı kanunla ülkeden kovdu, sürgün etti. Hatta 1915 olayları diye şu an meşhur bu gençler. Hala tartışılıyor yani. Diğer adı Sevk ve İskan Kanunu. Bu sınavlarda şöyle şaşırtma çıkıyor. Ermenilerin hepsi sürgün edildi diye çıkıyor. Hayır. Ermenilerin bir kısmı, olaylara karışanlar sürgün edildi gençler. Şimdi Çanakkale cephesine bakıyoruz. Kazandığımız, kesin zafer kazandığımız tek cephe burası. Destan yazmıştık burada gençler. Burayı kim açtı? İngiltere ve Fransa açtı. Neden açtılar? 1. Rusya'ya yardım götürmek istiyorlar. Bak buradan boğazlardan geçecekler. Rusya'ya gıda yardımı, para yardımı, silah yardımı yapacaklar. Çünkü müttefikleri Rusya. Rusya'nın ekonomisi kötü o dönemde. Ekonomik kriz var. Yardım gitmesi gerekiyor. İkincisi, İstanbul ve Boğazları alıp Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istiyor İngiltere ve Fransa. Savaşı kısa sürede bitirmek istiyorlar yani. 3. Balkanlardan Almanya'ya yeni cepheler açmak istiyorlar. Buradan. Burada gençler Seyit Onbaşı vesaire gençler kahramanların gösterdiği büyük başarıyla biz gençler burada İngiltere ve Fransa'nın gemilerini batırdık. Deniz savaşlarında, kara savaşlarında muhteşem bir başarı gösterdik. İngilizleri, Fransızları durdurduk burada. 250 bin şehit verdik biliyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Atatürk burada askerlerine ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü söyledi. 3 tane kişilik özelliği vardı. Önceki videomuzda anlatmıştık. Ve gençler savaşı biz kazandık. Sonuçta Dünya Savaşı bir süre uzadı. Rusya ekonomik kriz çıkınca yardım gidemedi Rusya'ya. Rusya savaştan çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal Atatürk tanındı. Meşhur oldu burada gençler. Çünkü başarı gösterdi. 4. Bulgaristan savaşa girdi gençler. Bulgaristan gaza geldi, savaşa girdi. Baktı hani Almanya tarafında savaşa girdi. Biz burayı kazanınca ama daha sonra kaybedince lanet okuyacak tabii Bulgaristan. Şimdi Kanal cephesine bakıyoruz. Kanal cephesi bir taarruz cephesi. 2 tane taarruz cephemiz var gençler. Biri Kafkas, diğeri Kanal. Taarruz cephesi, hücum cephesi. Bizim açtığımız cephe yani. Amaç burada gençler neden açtık bu cepheyi? Biz bu cepheyi Almanların isteği üzerine açtık aslında gençler. Bir, kendi amacımız da şu. Mısır'ı, gençler Mısır bizimdi. Osmanlı Devleti Mısır'ı yaklaşık 300-400 yıl yönetti biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim 1517 yılında fethetmişti Mısır'ı. Kutsal emanetler gelmişti İstanbul. Halifelik Osmanlı'ya geçmişti. Mısır'ı İngiltere bizim elimizden kapmıştı. Mısır'ı işgal etmişti. Mısır'ı, Kıbrıs'ı İngiltere'ye kaptırmıştık. Mısır'ı ve Süveyş kanalını geri almak istiyoruz. İkincisi, bu Almanların isteği gençler. Süveyş kanalını alıp kapatarak buradan İngiltere'nin yolunu kesmek. Almanların amacı bu tabi. İngiltere çünkü gençler ne yapıyor? İspanya'nın yanındaki Cebel Tarık Boğazı'ndan Akdeniz'e giriyor İngiliz gemileri. Buradan Süveyş kanalı üzerinden Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na iniyor. Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda oralardan köle getiriyor. Oradan gençler yeraltı kaynakları getiriyor, zenginleşiyor. Bu cephede biz yenildik. Evet, İngilizler bizi yendi. İngilizler bizi yukarı doğru böyle kovalamaya başladı gençler. Biz yukarı doğru geri çekilmeye başladık. Ve doğal olarak Kanal cephesinin bir uzantısı olarak Suriye cephesi kendiliğinden açıldı. Suriye cephesi bir savunma cephesi. İngilizler bak burada böyle bizi gençler arkadan kovalıyor. Biz geri çekiliyoruz. Burada amaç İngilizleri ve Arapları durdurmaktı. Burada gençler Mustafa Kemal Atatürk bu cephede önce 7. Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu. Daha sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak görev yaparak İngilizleri burada Halep'te durdurdu. Anadolu'nun işgal edilmesini önledi. Burada Alman komutanla da anlaşamamıştı Mustafa Kemal Atatürk. Kendi fikrini savunmuştu. Kararlılığına örnekti. Irak cephesini İngiltere açtı. Bu da savunma cephesi. İngilizlerin amacı bir, Rusya'ya buradan gençler Rus kuvvetleriyle buradan birleşip Rusya'ya yardım götürmekti. İkinci amaç Irak petrollerini ele geçirmekti. Burada Kutul Amare bölgesi var gençler Irak'ta. Biz burada geçici bir zafer kazandık. Fakat daha sonra İngilizler gençler bizi yine yendiler burada. Hicaz-Yemen cephesi. Gençler burada bak Yemen buradaki bir ülke. Savunma cephesi bu da. Amaç İngiliz ve Arapları durdurmaktı. Burada Araplar gençler İngilizlerle beraber hareket ettiği, Arap milliyetçiliğini benimsediği, ümmetçilik yani İslamcılık fikir akımının da iflas ettiğini gösteren cepheydi bu. Burada da yine yenildik. Gençler bunu kısalttım. Galicia, Romanya, Makedonya. Gram diye kısalttım. Buraya biz de doğrudan savaşmadık. Yardım yolladık sadece. Gençler az bir yardım yolladık. Yani az bir gram yardım yolladık gibi düşün. Galicia, Romanya, Makedonya. Amaç burada doğrudan savaşmadı. Yardım etmekti müttefiklerimize sadece. Savaşın bitişine geldik gençler. Şimdi buradan Rusya savaştan çekilince gençler İngiltere, Fransa tarafı biraz sıkıştı. Şimdi Bulgaristan savaşa girdi. Osmanlı savaşta. Burada gençler Almanlar biraz öne geçiyor gibi oldu. Ama İngiltere gençler Amerika'nın savaşa girmesini istedi. İkna etti. Amerika'nın savaşa girmesini istedi. Ve Amerika'nın savaşa girmesiyle beraber gençler savaşın gidişatı, kaderi değişecek. Çünkü Amerika gençler taze, dinç bir kuvvet. Amerika gelişmiş bir ülke. Amerika'nın savaşa girmesiyle beraber gençler Almanya'nın batı cephesi çöktü. Amerikalılar Almanların gençler bu Atlas Okyanusu'nda birçok gemisini batırmaya başladılar ve İtilaf devletleri savaşı böylece kazandılar gençler. Savaşın sonuçlarına bakıyoruz. Savaş sonucunda milyonlarca insan öldü. 10 milyona yakın insan öldü. Avrupa'nın haritası değişti gençler. Avrupa'da çünkü birçok devlet yıkıldı. Sınırlar değişti. Yeni devletler kurulacak. İmparatorluklar yıkıldı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi. Mesela Rusya'da yine yönetim değişecek. Sonrasında Osmanlı Devleti yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. İmparatorluklar yıkıldı. Milli ulus devletler kurulmaya başlandı. Mesela Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkıldı. Balkanlar bölgesinde Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya gibi yeni milli devletler kurulmaya başlandı. Önce ateşkes anlaşması yapıldı yenilen devletlerle, sonra barış anlaşmaları yapıldı. Evet gençler, videomuzun burada sonuna geldik. Sonraki videomuzda Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan itibaren devam edeceğiz. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, başarılar.